Sonradan görme diye bir laf var. Sonradan görme diye kime derler? Mesela bana. Tabii. Ne gülüyorsun ambaş? Sonradan görmeler bence aşağılanmamalı. Aşağılanacak şey hep görenler. Kafanda bir tahayyül et şimdi söylediğimi. Çocuk doğduğundan beri zengin. Ne istiyorsa alıyorlar. Ne istiyorsa yapabiliyor. Yazık değil mi bunlara daha çok? Hayatta bir şeye imrenmeden yaşadığını düşün. Ha diyeceksin tipine imreniyordur başkasının. Gidiyor yaptırıyor. Para var. O oluyor falan bir anda. Bu insanların taşak geçtiği sonradan görme dediği insanlar bence onlardan daha sağlıklı. Bunun benim anlatacağım şeyle alakası yok bu arada. Sonradan görmemişim ben. Bunu bir kadının cümlelerinde, bir adamın sözlerinde değil, bir annenin gözlerinde gördüm ben. Memur çocuğum abi. Geçmişim belli benim. Nereden geldiğiniz belli. Demek ki sonradan görmeyim. Arabamdan eve yürürken hala etrafıma şöyle bakarım. Falan diye yürüyorum. Yürüyorum böyle yine. Zenginim falan. Pahalı arabamdan indim. Pahalı evime doğru yürüyorum. Taşıyorlar bu arada beni. Vuruyorum. Bizim... Residence diyorlar abi. Ne diyorlar? Residence. Residence mı? Söyleyemiyor bile. Fakir pislik. Resistance'dır o. Neyse. Binanın kapısı açıldı. Kürklü mürklü bir kadın. Yanında da bir piç. Ama nasıl bir piç? Ayakkabıları 8 milyar dolar. Tam bir zengin çocuğu. Sakız çiğniyor böyle. Çocuk beni tanıdı. Dedim ki ben zenginim, siz de zenginsiniz. Hadi zengin zengine dedim. Selamlaşalım. Normalde Ankara'da yeni mahallede bir apartmana girdiğin zaman teyze, bir amca, bir çocuk, bir genç, bir yaşıt gördüğün zaman direkt şunu yaparsın. Merhabalar, iyi akşamlar. Eyvallah. Teyze görürsün. Teyzeciğim buyurun. Estağfurullah. Yardım edeyim mi teyzeciğim? Sağ olun. Teyze. Aha, neyse. Öldü çünkü çok yaşlı falan. Zenginler de dedi. Bu şekilde iletişim kuruyorlardır herhalde. Tam böyle kadınla göz göze geldik. Çocukla göz göze geldim zaten. Çocuk direkt bende bu arada. Bizi izliyor büyük ihtimalle. 15-16 yaşlarında bir piç. Böyle bakıyor çocuk bana. Annesiyle göz göze geldik. Ben de kadına şunu yapacağım. Merhabalar, buyurun falan yapacağım. Kadın böyle yaptı. Dedi, kafayı çevirdi. Benim arabayı açıp kapatıyorum böyle sürekli uzaktan. Hani ışığını görürler. Yani pahalı arabadan geldim yani. Beni tesisat değiştirmeye geldiler zannettiler çünkü. Bir hafta falan geçti. Çocuk çıktı. Kadın yok. Geldi böyle. Ben seni tanıdım ya dedi. Yow yaptım. Yow dedim. Pis pis gel dedim anlat a**ım derdi. Geldi böyle. Sen çok ünlüsün dedi ya. Böyle ünlü biriyle komşu olmak harika dedi. İmza verir misin bana dedi. Tabii ki dedim. Nereye imza attın? Aha buna at dedi imzayı. Piçe bak. Tabii beni biliyorsunuz. Lan buna kudum çık dedim. Ayırdım kafasını. Şiddete mi giriyor? Taktım geri bantladım kafasını. Karşıma çıkan herkes de bana mizah yapıyor ya. Güle güle gitti. Bir daha gidiyorum eve. Yine orada çökmüş kenara. Kulağında kulaklık. Ne dinliyor kim bilir. Öyle baktım. Vay ünlü ne yapıyorsun ya? Takip etsene beni. Belki dedi karı kız düşer. Dedim ki evladım. Senin dedim işin gücün yok mu ya dedim. Ne işin gücü babacığım, biz sizin gibi sonradan görmemeyiz. Bizim senin gibi bu saatlere kadar çalışmamıza gerek yok dedi. Güvenlik kamerası bakıyorum böyle. Ya öldüreceğim yani. Oğlum her eve girişimde bu bebeğiyle karşılaşıyorum. Her seferinde bana denk geliyor. Buraya geliyor benim. Isıracağım beni. Kulağını bacağını koparacağım. Bu yine annesiyle çıktı abi karşıma. Dördüncü karşılaşmamızda. Dedim ki hani annesinin yanında en azından konuşmuyor. Annesi de zaten bir garip. Ooo lili Oğuzhan Uğur. Anne lili Oğuzhan Uğur. Sanki kafeste maymun gösteriyor. Anne bir lira versene şuna fısık alacağım falan. Dedim evet merhabalar dedim. Ben Oğuzhan Uğur. Kim Oğuzhan Uğur kim? Yaptı bir ciddiye aldı şimdi. Tam lafa gireceğim. Çocuk YouTuber. Eh dedim YouTuber dedi ya. Annesinin suratı nasıl ekşidi biliyor musun? Hani böyle. Hani böyle ne bileyim böyle. Ne gibi biliyor musun? Bak gel göstereyim. Kadının tam suratını göstereceğim sana. Bak şöyle oldu. Ellerini aç. Bunun aynısı oldu. Hadi git. Ya kadının nasıl baktığını örneklendiremiyorum. YouTuber anne dedi. Hayret, bu yaşta da YouTuber var mıymış dedi. Oğlum analı oğlu yapıştırıyorlar bana. Ben direkt böyleyim. Evet var, bu yaşta da var. Evet bana bak oğlum, sakın YouTube'da video çekip uğraşma yani. Bunlar ne alıyorsa ben sana iki tane alayım falan filan. Ya sonradan görme muamelesi yapıyor bana. Oturdu kat 3. Hayvan severlere de şikayet edeceğim hatta. Kadını patlatacağım buradan. Kürk var üzerinde, yaşıyor hala. Kürkü besliyor falan arada benimle konuşurken böyle. Dedim ki ben dedim burada dedim öyle bir laf etmeliyim ki analı oğlu darmadağın olmalılar. Ama sonra aklıma çok bilge birinin sözü geldi. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Günler geçti, ben bu piçle karşılaşıyorum. Olsana abi diyor böyle. Devam ediyorum yoluma, tamam mı? Bir gün bu arkadaşları var. Bir sürü grup şımarık piç toplanacağız, sigara içiyorlar. Kutu kola falan filan. Kola kapağı falan fırlatıyorlar ben yürürken. Ve baktım dedim ha. Koydum şimdi senin dedim. Geldim böyle dedim. Canım sigara falan güzel, ver bakayım bir tane. Abi farklı bu, öksürtmesin. Aaa! Gülüyorlar falan. Çok komik her şey gerçekten dedim. Yaktım sigarayı böyle. Demek sigara içiyorsun dedim. Sen kaç yaşındasın canım dedi. Annen dedim biliyor musun sigara içtiğini? Bunun gözler ne oldu biliyor musun? Anasının gözleri gibi açıldı böyle. Bilmiyorsan abi. Oğuzhan abimi. Dedim çok iyi. Yazık dedim, kendine zarar verme ciğerlerine dedim. Gençler sizde dedim. Görüşürüz. Ertesi gün sevgili annesi tek başına otoparka açılan kapıdan çıktı. Kürküyle beraber yine. Tabii kürkünü giymemiş ama üzerine. Hala yaşadığı için canlı, yazık. O yandan koşuyor böyle. Kadın da hayvansever bir kadın ama kürk de seviyor. Ne yapacak? Böyle bir çözüm bulmuş. Eğitmiş panteri orada. Tamam hadi bakalım çık. Hop hop. Böyle geliyor böyle bir kadın. Hanımefendi dedim nasılsınız? Ay iyiyim YouTuber dedi. Ya dedim çocuk dedim ne kadar zeka pırıltısı olan bir çocuk dedim. Hani girişken, akıllı, nasıl güzel yetiştirmişsiniz dedim. Bir annenin en zayıf noktası budur. Buradan yapıştırdım çocuğu. Bu bir anda aa evet öyle yetiştirdik, çok tatlıdır kendisi. Ama ya dedim yani bu sigarayı da bırakırsa süper dört dörtlük bir çocuk olur dedim, tamam bak. O benim YouTuber olduğumu duyduğundaki surat ifadesini siktir et oğlum.
Ben dedi bütün botoksu attı buradan deliklerden. Böyle oluyor. Sigara mı? Yani sigara, yani esrar da olabilir bilmiyorum. Esrar nedir? Ya zengin ya bunlar, full kokain biliyor. Dedim ot ot. Ay içiyor muydu? Ya bilmiyorum, satıyor da olabilir yani orada çünkü. Bayağı bir var dedim daha. Kadın kışlıkların arasına koyulmuş kazak gibi oldu. Çıt çıt katlandı koydu böyle. 5 gündür hiç görmedim. Ne annesini gördüm ne çocuğu. Acaba ne oldu o çocuğa? Bunu da izliyorsun değil mi? Ah adınızı vermedim. Hadi kaldırt videoyu. Hocam abi nereye imzaladım? Ben imzayı çok güzel attım kardeşim. Bundan sonra bakar bakar beni hatırlarsın. Geç. Gel. Uludu İbne ya. Ben askere ilk gittim buruk. Tuvalette baktım gazetenin arkasındaki kadının fotoğrafı kavgayla elden ele geçiyor. Dedim Allah Allah. Kim la bu? Kimin için bu kadar kavga ediyorlar? Böyle uzaktan bir silüet gördüm. Böyle yağır eski şey. İsim vermeyeyim o zaman. Dedim ki bunun için mi kavga ediyorsunuz gerçekten? 2 ay geçti. Ver lan. Askerdeyseniz duşlar yan yana kabindir. Asla duşa girerken telinizi çıkartmayın. Buradan askere gitmemiş arkadaşlarımız var, onlara sesleniyorum. 1 ay olmuş. Ben askerdeyim, duşa gireceğim. Ben 1 aydır duşa girmiyor değilim. Mesela 10 gün sonra sıçabildim ben. Askere gidenler bilir. 10 gün sıçamadım. Yerimi mi yadırgadım? Hiçbir şey anlamadım. Yandan vuruyorlar böyle. Devre koyayım da gevre. Birine bir şey söylüyorsun mesela, lügatları var onların. Diyorsun ki kardeşim şu tepsiyi verir misin? Bu şafaktan sonra ben mi vereyim? Mesela tuzu uzatır mısın? Bu şafaktan sonra ben mi uzatayım? 1 ay oldu askerdeyim. Artık objeler bir garip gelmeye başladı bana. Tabii nasıl bir eğitim almışım. Öyle değil. Tam olarak şöylesin. Kendime bir boşluk yaratmaya çalışıyorum. O da duş. Duşun da saatleri var. Sıcak su saatleri. 5 yıldızlı otel değil orası. Orası ana kucağı değil sonuçta. Asker ocağı. Dedim ben bir artık duşa gireyim. Yani kapsamlı duşa gireyim dedim. 1 ay sonra. Normalde zaten yıkanıyorum ama kafamdan böyle güzel fanteziler kurmaya çalışıyorum. Tam o sırada tankların arasından Victoria Secret'i kız çıksa falan. Devrem. Öyle değil. Hayal tam olarak öyle değil ama erkeğiz sonuçta. Türkiye'de biliyorsun damacanaya hallenen de var. Ben onların libidosunu anlamıyorum ki, o libidoda da değilim. Doğal olarak kendimi bir şekilde hazırlamam lazım duruma. Bir de çok da kalamıyorsun. Kapı da yok. Naylon poşet var. Hani poşete devre derken çok kötü şeyler olabilir. Bir şeyler düşündüm. Gidiyorum duşa yavaştan. Elimde şampuan. Diğer elimde kese. Önümden Karadenizli bir arkadaşım vardı sağ olsun. Böyle yeşil asker slip don vardı. Yeşil asker don. O böyle götünün arasına kaçmış mı? Tam böyle Trabzonlu götü bembeyaz. Kaşıya kaşıya geçiyor önümden böyle türkü söyleyerek. Ay ya bu kadınları anlamıyorum abicim. Bak biz askerlik denilen bir şey biliyoruz. Siz kadınlar. Abi böyle yavaş biraz yavaş. Önce biraz öpüşseydik konuşsaydık yani bu oha. Ben bu duruma biraz hazırlanmalıyım falan diyorsunuz ya. Biz ne yapalım? 2000 tane çıplak adamın arasından geçip kendini duşa kabine atıyorsun. Açtım tamam mı? Dönemiyorum. Her yer yapış yapış. Uhu'yla yapıştırmışlar gibi. Ama uhu değil. Benden önce kim girdiyse, nasıl benden daha iyi hazırladıysa kendini. Ay. Bir de RDM diye bir şey vardı. Biliyor musun RDM ne demek? Rehberlik Danışma Merkezi. Rehberlik Danışma Merkezi. Askerlerin içindeki adı ne? Rahatına düşkün Mehmetçik değil mi? RDM. RDM dedikleri şey şu. Daha öncesinde madde bağımlısıysan, hukuk profesörüsündür, madde bağımlısısındır. Madde onu çok çabuk. Öyle bir şey değil. Tamam. Kötü espri yapmıyorum. Böyle gülmek zorunda değilsiniz her şey. Madde bağımlısısındır. Kafalar güzel geziyorsundur. Askeri alırlar seni. Sağa sola zarar verme diye ya da kendine zarar verme diye seni RDM bölüğüne alırlar. Ya da kimleri alıyorlar? Böyle kendini doğrayanlar. Ben ama hiçbir zaman RDM bölüğüne bulaşmadım. Çünkü akıllı adam RDM bölüğüne bulaşmaz. Şöyle bir şey olabiliyor. Benim arkadaşımın başına gelmiş. O devrem şafak kaçmış. Doğramışlar çocuğu RDM bölüğüne. Acemi bildiği mesela ne kadar tatlı bir şey değil mi? Acemisin çünkü. Silahı ters diyor kendine doğru falan. Uzman çavuşlar böyle bir baba bir öğretmen gibi gelip onu düzeltiyor falan. Ne kadar bu çok güzel. Ama 1 ay içinde eğittiler bizim. 1 ay olan da var, 3 ay olan da var. Paket bunlar. Ben Gold üyeydim, 1 ay yaptım. Acemiliği. Acemilik çok eğlenceliydi çünkü acemi birliğindeyken sen asker olmuyorsun tam olarak. Hani cezan yok. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mensubu değilsin. Üzerine üniforma veriyorlar, sen kendini asker zannediyorsun. Lojman nizamiyesinde çavuştum ben. Askeri lojmanlarda böyle binalar vardır. Onun bir tane girişi vardır ya da 2 tane vardır. İkincisinde keko bir tane asker durur çünkü oradan araç giremez. Benim durduğum girişten arabalar, kamyonlar, sucular, tesisatçılar, tüpçüler herkes oradan giriyor. Bütün apartman sakinleriyle muhatap tek kişi var. Benim. Nizamiye çavuşum. Lojman nizamiyesi dediğim şey de şuncuk bir yer. Masam var şu kadarcık. Yanında da çapraz nöbetçi var böyle duruyor. Sürekli bir dert anlatıyorlar. Abi. Onlar bir de 2 saatte bir değişiyor ama ben gitmiyorum. Ben çünkü sabah 8 akşam 8 oradayım. Ama 2 saatte bir asker değişiyor. Her birinin derdini dinliyorum orada. Cam var böyle. Açıyorum onu. Hoş geldin devrem. Hoş bulduk. Abi ben asker gelmeden önce ne yapıyordum biliyor musun? Ne yapıyordum? Anlat. Arada bir araç geliyor, plakasını alıyorsun. Siz kime gelmiştiniz? Ben buna gelmiştim. Sen şöyle mi olmuştu, ben böyle mi olmuştu? Teyze geliyor böyle mesela, emekli albay. Annesi geliyor mesela böyle 200 yaşında. Elinde böyle poşetler. Orada evinden almış. Ucuz diye. Büyük ihtimalle gelinine nispet yapıyor. Ay bu evde de hiçbir şey yok. Alışverişi yapmış. Oğlum şuna bir el atıver.
Teyze bu yaştan sonra... Ha poşetlere. Gidiyorsun onları bırakıyorsun, geri geliyorsun. Askeri kurallara göre. Benim oradaki görevim şu. Bir araba girecek. Hmm, altına bakayım. Kimliğinizi görebilir miyim? Plakanızı alayım. Buyurun. Oğuzhan Urankara, emret komutanım. Bir de böyle tanıtmak zorundasın kendini. Selam, ben Oğuzhan. Evet. Evet, Ankaralıyım. Size biri geldi ama çok tipini beğenmedim falan. Hani böyle bir şey yok. Direkt olarak böyle tekmil veriyorsun. Oğuzhan Urankara, emret komutanım. Söyle oğlum. Komutanım, biri gelmiş size. Benim yapmam gereken görev bu. Ama tek muhatap sen olduğun için iki numaralı oturan başçavuş beni arıyor. Alo, emret komutanım. Bu yayın niye gitti? Ne yayını komutanım? La Dijitürk, Dijitürk, maç. Yani hangi takım komutanım? Bana bunu niye soruyorsun? İnsiburlara bak diyor. Çatıda. La ben orayı bırakırsam giren araçlar ne olacak? Çapraz çocuğa bırakıyorum. Çapraz çocuk köyden yeni gelmiş. Araba görünce korkuyor falan. Tandırlar diye bağırmaya başlıyor falan yani, anladın mı? Ben ona nasıl emanet edeceğim? Başkası arıyor, diyor ki oğlum diyor, bu diyor hava niye bu kadar sıcak? Askerliğimi çok nizami yaptım ama. Diğer arkadaşlarım hep böyle fıs fıs yapardı askerde. Nöbette uyurlardı. Oğlum en güzel böyle uyunuyor. Bak miğferini şöyle çevir uyu falan filan. Ben de hiç giremezdim otobüse. Asker çocuğu olduğum için saçma salak bir telaşım var. O yüzden sürekli böyleyim. Erken kalkıyorum. İlk ben yatağımı yapıyorum. İçtimaya gidiyorum. Bakayım favorilerine aferin. Favorilerden aferin alabiliyorsun bu arada. Şu hayatta favorilerin yüzünden hiç aferin aldın mı? Bir kız arkadaşımdan almıştım. Favori şarkılarından ama. Yani bu nedir? Neyse. En sevdiğim komutanlardan bir tanesi de bir üsteğmen vardı. Buradan selamlar. Hiç isim vermiyorum tabii doğal olarak. Komandoydu. Mavi bere. 2.28. Oturduğunda. Böyle. Oğlum. Baba. Hani o kadar sağlamdı ki adam. Emredin komutanım. Hah gel. Bak oğlum falan yürüdük böyle. Bahçeci kızlar geçiyordu lojmanın önünden. Bu adama laf atmışlardı lan gülmemek için. Hiç hayatında gülmemek için kendini zor tuttuğun oldu mu? Bırakın beni güleceğim falan, öyle değil de yani. Bir lisede İstiklal Marşı'nda bir arkadaşlarının ailesinin cenazelerinde çok zor tutarsın kendini. Ya, panikten gelen gülmedir o hani. Korkma. Ses veriyorum. Müdürüm abini burada mı? Korkmam. Hocam ben. Kim buradan ne bakıyorsun ya acaba? Hocam öğretmenim. Onun gibi bir durumla ben de karşılaştım. Çünkü böyle bu dev gibi makam aracını bekliyor. Bana bakıyor arada sırada. Böyle yapıyor falan, ben böyle... Falan. Bohçacı kızlar geçiyor. Aa diyor, çok yeri bu, çok yeri. Bunda ne yarak vardır desen. Bizim üsteğmene. Ben böyle... Lan askerlik bitene kadar adamın taşaklarına baktım böyle harbi. Öyle midir acaba ya? Adamın her attığı adım 3.2. Ben onun geldiğini anlardım mesela. Genel olarak orada çapraz nöbet tutan çocuğun bana haber vermesi lazım. Çünkü ben karikatürist adamım ya da işte bir şeyler yazan bir adamım biliyorsunuz. Oturup bir şeyler yazıyordum. Eğleniyordum orada, slow Türk açık böyle. Işıldak vardı. Işıldağı biliyor musun? Işıldakla ışıldak. Fişe takıyorsun. Elektrik gidince floresan var böyle iki tane böyle. Kıp kıp. Tingling. Bir tanesi yanıyor ama ikisi asla yanmaz. Onun bir de radyosu var. Biz onun radyo özelliğinden yararlanıyoruz. Açıyorum böyle slow Türk. Slow Türk. Şarkılar çalıyor. Asker beni hep uyarır. Devre. Komutan gül. Bu adam gelirken kimsenin beni uyarmasına ihtiyacım yok. Yazıyorsun. Ay. Kalkman. Arkadaşım vardı. Murat Cin. Buradan kendisine selamlar. 317 kısa dönem. Devrem yani. Sabah 8'den akşam 8'e kadar o Nizamiye'de duruyorum. O da akşam 8'de devralıyor. Sabah 8'e kadar. Sabah 8'de kim devralıyor? Ben devralıyorum. Akşam 8'e kadar duruyorum. Kim devralıyor? O devralıyor. Öyle bir döngü içerisindeyiz. Tam akşam 8 olacak. Askeri telefon. Ülülü. Ne oldu sevgili kardeşim Devrem? Kardeşim dedi, benim dedi nişanlım gelecek dedi yarın sabah. Şimdi ben dedi orada sabaha kadar durursam dedi. Sormaya utanıyorum ama dedi. Yani benim yerime dedi nöbetimi devralır mısın dedi. Sabah 8'e kadar sen durur musun? Yani şunu söylemek istiyor. Ben sabah 8'e geldim. Akşam 8 oldu. Sabah 8'e kadar devam edeceğim. Sabah 8'de normal benim görevim başladığı için akşam 8'e kadar devam edeceğim. Yani dedim olur. Gizlilik derecesinde konuşmalar yapmanız dinlenmektedir yazıyor askeri telefonların üzerinde. Ben dedim ki dinleniyordur herhalde. Uyandırmayayım telefonu, bırak. Bağırarak konuştum böyle. Alo. Aman abi olur olur. Kötü espri her zaman bir şey yıkar. Telefonu kapattım. Bir taraftan da düşünüyorum ya, telefon dinleniyor ya. Ulan dedim acaba Genelkurmay Başkanı bunu dinleyip. Ya vay ya. Oğlum ne kadar fedakar ya. Alo olsan derhal ters olsun. Böyle bir şey bekliyorum. Bir ödül bekliyorum. Eskiden böyle kanallarda vardı ya. FETÖ'nün kanalları vardı. İşte annenizi üzerseniz ananızı falan. Dede var böyle yerde sürünüyor falan. Ona yardım ettiği zaman yastığın altından $1,000,000 çıkıyor. Kurum çocuklar hepsi iyi oldu da. Neyse. Akşam 8 oldu. Zaman geçmiyor. Aklıma arkadaşlarımın koğuşta yaptığı muhabbetler geliyor. Ne oydu Nöbette uyuduk. Dedim ki nöbette uyuyayım ben. Gecenin bir vakti kim gelebilir lojmana? Hepsi evli barklı, dürüst, namuslu insanlar yani. Çapraz çocuğa baktım böyle. Türk okuyor ama duyulmuyor. Askeri olduğu için yasak. Duymadan Türk okuyor ama Türk okuduğu çok belli. Şöyle çünkü nöbet tutuyor. Dedim kardeşim gel buraya. Ben dedim azıcık uyuyacağım. Ha uyu dedi Çavuşovski. Aa ne güzel lan, ne güzel karşıladı. Ben de şey yapacak zannedim onu. Hemen tutuklayacağım seni. Şimdi ihanet ettin nöbetine. Öyle bir şey yapmadı. Çünkü tamam Çavuşovski sen uyu. Abi o pançolar var. Pançolar böyle sizi kıştan korumak için. Onu böyle içini böyle kıvırdım böyle. Tüylü tüylü yünlü yünlü oldu. Tamam mı böyle? Onu yastık yaptım. Son bir kez etrafı kolaçan ettim. Birkaç böyle boşluğa selam verdim görmüyorsam hani. Yattım. Daldım rüyalara böyle gidiyorum. Bam diye bir zıpladı tamam mı kulübe. Direkt olarak aklıma tabii ki komando üstü hemen geldi. Dedim ki ya zıplayarak geliyor. Ya da tekme attı binaya. Beni yakaladı. Ben yakalandım. Böyle kalktım zaten. Deprem olmuş. Deprem olunca ne olur? Herkes dışarı çıkar. Herkes dışarı mı çıkar? Herkes dışarı çıktı.
Bütün albaylar, üsteğmenler, başçavuşlar, uzman çavuşlar tamamı aşağı indi moruk. Hepsi böyle dolanıyor. Tabii ki doğal olarak o iki numaradaki başçavuş yine beni aradı. Niye deprem oldu? İndiler. Sabaha kadar onlarla böyle nöbet tuttum dışarıda. Kulübeye girip oturamadım da. Dönüşte girdim kafa göz zaten Murat Çin'e. Bak devrem kız arkadaşım. Seni bekliyorum. Burada kim, sen niye gitmedin askere? Gelmedi abi süresi. Daha gelmedi mi süresi? Kaç yaşındasın ya? 26. 26 askerliğin süresi gelmedi. Benim bu anlattığım olay, ben 21 yaşındayken. Yüksek mi lisans yapıyordun? Yap. Sen gittin mi? Yok. Sen kaç yaşındasın? 30 yaşındasın, gitmedin. Çok iyi. Ama gitmediğini sanırım Türk Silahlı Kuvvetleri bilmiyor. Öyle bir tedirgin söylüyorum. Berk Uçar askerlik yapmadığını Türk Silahlı Kuvvetleri biliyor mu? Gidin oğlum, gidin, ben gittim. Birçok insan da bana yazıyor. Abi bedelli askerlik olması lazım. Sonuçta işimiz var, gücümüz var. Biz gidip de orada niye şey yapalım falan da filan da. Ya arkadaş, geliyorsun 30 yaşına, işini kuruyorsun. Sonra diyorsun ki bizim işimiz var, geri mi kalalım? Ya ampır. Yaşın geldiği anda git. Üniversiten mi var? Üniversiten biter bitmez git. İş mi kuracaksın? Kurmadan önce git. Bu senin hayatın için bir kere çok önemli bir tecrübe. Birçok insan diyecek bana. Vatan, millet, aşk falan demiyorum bak. O apayrı bir kafa. Ama askerlik gerçekten bir erkeğin yapması gereken bir şey. Sonra bir kadının karşısında ya da bir zorluk karşısında ayakta kalmaya çalıştığınız zaman böyle bakarsınız armut gibi. Önce çevre için yaşamayı, başkası için yaşamayı öğrenin. O bencillikten size askerlik kurtarır. Bu en büyük derstir, en büyük örnektir. İnanılmaz dostlar kazanıyorsunuz. Müthiş insanlar tanıyorsunuz. Normalde sokakta muhatap olmayacağın insanlar vardır ya da arkadaşlık etmeyeceğin kişilikler vardır, değil mi? Onların tamamıyla orada birlik olmak zorunda kalıyorsun ve bu sana gerçekten çok şey öğretiyor. Sol tarafında bir hakim arkadaşımız vardı. Bayağı hakim. Sağ tarafımda da bir hırsız vardı. Ve biz üçümüz oturup sohbet ediyorduk. Bir gün tiyatro yaptık koğuşta. Hırsız hakim oldu. Hakim de hırsız oldu. O diyaloğu asla unutamayacağım. Buradan ikisine de selamlar. Hakim diyor ki, doğru, elim ayağım tutuyor. Çalışmam lazım da, özür dilerim, suçumu kabul ediyorum diyor. Hırsız çocuk da diyor ki, olur mu öyle şey ya? Belki de ihtiyacın vardı. Seni serbest bırakıyorum. Ülke kendi içinde o kadar çok alanda, o kadar çok fazla bölünüyor ki öyleydi. Dev gibi koğuşta. Şuncular bir tarafta otururdu, kendi aralarında muhabbet ederlerdi. Buncular bir tarafta otururdu. Aynı binanın içinde bile birbirimizden ayrılabiliyorduk. Ülkeyi bir araya getirmek çok zordu belki. Ama biz geldik. Ne zaman biliyor musun? Komutan karşımıza geçip yemin töreninden sonra artık siz askersiniz ve bu işi yalnızca siz beraber yapabilirsiniz dediği zaman. Bazı şeyleri birinin demesine gerek yok. Biz bazı şeyleri yalnızca beraber yapabileceğimizi idrak etmeliyiz. Geç. Diyor ya asker çocuk. 4 kere çarşım kilitlendi ya. Babam bir kere açtırtmadı ya. Gidin askere gidin. Kalk hadi. Bana bak ya. Ben mesela, benim normalde 6 aylıkken, ben bebekken benim askerliğim bitmesi lazımdı. Niye? Her Türk asker doğar.